Haberi Türkiye'nin ilk akvaristiyle tanıştıracağız sizi. Herhalde belki de Türkiye'nin en tehlikeli mesleklerinden bir tanesi de yapıyor. Neden mi? Köpek balıklarını besliyor çünkü. Çeşit çeşit balıklar, kaybolacağınız kocaman bir deniz, farklı farklı canlılarla su altına bir yolculuk. Türkiye'nin ilk dev akvaryumunu hala ziyaret etmediniz mi? Türkiye'nin ilk dev akvaryumu Ekim'in 2009'dan bu yana 2 milyon kişi ziyaret etti. Birbirinden farklı temalar işlenmiş 50 adet canlı sergi akvaryumu, 10 bini aşkın deniz canlısı bulunuyor. Bu canlıların bakımından ve beslenmesinden sorumlu kişi ise bir kadın. Üstelik 27 yaşında su ürünleri mezunu Nilcan, dünyanın en riskli işlerinden birini zevkle yapıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Su Ürünleri Fakültesi'nden mezun oldum 2008'de. Daha sonra Yunanistan'da Leonardo programıyla Yunanistan'a gittim. Orada denizel araştırma koordinatörlüğü yaptım. Türkiye'de bir iş sorunuyla karşılaştım. Hani çalışabildiğimiz yerler bir balık çiftlikleriydi. Balık çiftlikleri denize çok uzak, yani karaya çok uzak olduğu için ailem kabul etmedi. Laboratuvarlar da bana göre değildi. Çok sığ, yani sudan uzak yerlerdi. Türkiye'de bu iş yapan tek bayanım köpek balığı besleme olarak. Genelde hani diğer bayanlar da çalışıyor ama akvaryumda başka görevlerde, su kalitesinde çalışıyorlar. Balıkları beslemede çalışıyorlar ama yüzeysel, genelde dalış için bayanlar kullanılmıyor, yani bayanlar tercih edilmiyor. Günlük işleyişimiz şu şekilde oluyor. Sabah geliyoruz, bütün akvaryumları kontrolünü yapıyoruz. Eğer ölü balık varsa onları topluyoruz. Onlardan neden öldüğüne dair laboratuvarda bakıyoruz. Üzerinden örnekler alıyoruz. Daha sonra testler yapılıyor. Suyun testlerine bakıyoruz. Su kalitesi parametrelerine bakıyoruz işte. Ona göre su değişimlerini yapıyoruz gerekliyse. Daha sonra yemleme zamanımız geliyor. Sabah birinci yemlemeleri yapıyoruz. Akvarist olarak çalışan Can, haftada iki kez beslediği su altı canlılarıyla arasında duygusal bir bağ oluşturmuş. Beslemelerimiz haftada köpek balıklarına 2 gün oluyor. Diğer vatozlarımıza, leopar vatozları ise 3 gün oluyor. Köpek balığı beslemesinde dikkat ettiğimiz yeni her köpek balıklarının beslenme oranı var. Onlara göre ayırıyoruz köpek balıklarını. Bir köpek balığına doyana kadar vermiyoruz hiçbir zaman yem. Yoksa belli bir orandan sonra vücut şekilleri bozuluyor. Kamburlara çıkıyor, kuyrukların şekilleri değişiyor, yere daha çok düşüyor. Bu yüzden hani çok tok tutmamamız lazım, çok da aç tutmamamız lazım. Aç olurlarsa diğer balıklara saldırıyorlar. Sonuçta köpek balıkları içgüdüsel olarak davranıyorlar. Bir köpek balığı karantinaya alındığında, onunla ilk geldiğinde karantinaya alıyoruz köpek balıklarını. Onların beslenme şartları normalde avcılık olduğundan onları normal rutinli beslemesine alıştırmamız çok uzun zaman alıyor. 1-2 ay onlarla uğraşıyoruz. Daha sonra köpek balıklarını besliyorken önce sopayla besliyoruz. Daha sonra yavaş yavaş kendimizi alıştırıyoruz. Elle beslemeye başlıyoruz. En son ana tanka salıyoruz. Yoksa hani ilk başta ana tanka salarsak köpek balığının birincisi avcılık olarak diğer balıkları avlıyorlar. Daha sonra hani bizim besleme şartlarımıza uyum sağlamıyorlar. Günlere alışmıyorlar. Bu yüzden belirli oranlarda günlere alıştırıyoruz.
sualtı dünyasında renkli hallere sizi sürükleyecek bambaşka bir dünya göreceksiniz. Bizden size güzel bir gezi tavsiyesi.